Hepinize merhabalar dostlar, yepyeni bir videodan. Biz hiçliğe gitmiştik ama Yorick'in mezarlığı seçildi. Her rakibimiz elendiğinde onun tahtasındaki şampiyonlardan eşya seçeceğiz. Daha önce de zaten bu versiyonu göstermiştim diye hatırlıyorum. Direkt Yordle'ı açtım ki şu Yordle'ın mükemmel bir argumenti var ya. Bir Yordle şampiyon veya bir 5 arası aşamaya bağlı altın atar. Onun için açmıştım ama gelmedi. Gelmemiş olabilir ama şurada bir kesik önündeyi ben bayağı beğeniyorum. Birkaç versiyonda daha denemiştim. Bu arada Poro Legend ile girdim. Garanti olarak en azından şurada can iyileşmem olsun diye. Ama burada bir kesik önündeye gideceğim kesinlikle. Ölümün kılıcı kazanacağım bir tane. Ölümün kılıcına sahip şampiyonlar rakibi katlettiğinde %50 ihtimalde bir altın kazanma ihtimali. Ekonomi paketi her zaman benim için okeydir. O yüzden oraya gittik ve direkt Trisna'ya verdik. Yordle başlangıcı ile devam edeyim istedim. O yüzden bence salladım. Bir level aldım, hemen atıcısını açtım. Jayce'de dek gelmişken. Tabi ölümün kılıcıyla Trisna oynamayı düşünmüyorum uzun vadede. Late game'de değiştirebilirim. 4 yıldız olma durumunda değiştirmem. Yanına başka bir şeyler koyarım. Yine ölümün kılıcıyla da oynanabilir. Kesin ölümün kılıcıyla oynanmaz diye bir şey yok. Sadece Last Whisper kesin temi. Rakibimin yaptığı gibi son fısıltı yani. Diğer isimleri bence biraz daha flex Trisna'da. Burayı ucu ucuna kaybettik. Yetmedi biraz gücümüz diyelim. Popimiz 2 yıldız. Tek tutan sebep o zaten. Yoksa tabi bir de 2 tane güzel eklentim var. Müdafi fronttaki şampiyonlara ekstra zırh ve büyü direnci veriyor. Oyun başlangıcında atıcı da arkadakileri güçlendiriyor. Stack'ten stack'e. 8 stack sonra en azından daha fazla saldırı gücüne sahip oluyorlar. O yüzden orayı kazandık. Ama belli ki ben şey yapacağım. Merdivende kalacağım. Kazanıp kaybedeceğim. Bir board olacak gibi düşünüyorum. Çünkü çok güçlü bir ward'umuz yok ama yenilmek isteyenlere çok kolay, yani yenilmek için gireceklere çok kolay yenebilecek bir ward'um var. Burada mesela rakibim yani bence yanlış oynamış, Piltover açmış ve kazandı burayı. Kesin olarak çok düşük rakiplerinin de olacağını düşünmesi lazım. Ben daha yapmadım Piltover ama yaptığımda detaylı orayı da açıklarım. Üstte kaldık, yeniliyorduk ama az yenildiğimiz için canımız yukarıda kaldı. Kemer aldık, biz de ne yapacağız? Burada da aslında ben level almayıp beklesem 20 gold alabiliyorum. Eşi de sattığım versiyon için diyorum. Daha iyiydi sanki. Yani bir altın fazla kazanacaktık bir tur sonra. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Bence mi değil de ward'umu güçlü tutarsam ölümün kılıcına sahip olan şampiyonda sonuçta bir altın buff'ı olacak. Dolayısıyla daha fazla altın kazanma ihtimalim var gibi. Board'umdaki şampiyonların daha güçlü olması daha okey geldiği için böyle bir level alma kararı aldım ama bir altın bir altındır. Şu son rakibe bakalım. Evet, tamam, bir altın bir altındır diyeceğiz yani. En azından 20 faizini karşıladı. Çok da büyük bir zarar olmadı yani. Hemen bir Zaun'u açayım dedim. Jinx'e mi geliyor? Maalesef tank Zaun eşyası var. Hemen gittik Warwick'e verdik. Çünkü Triss tabii ki de daha güçsüz. Böyle iki şampiyonu kullanmak daha mantıklıydı. Hemen Jinx'e attım o itemleri. Tabii ki de Jinx'de yine uzun vadede tutmak istemem. Zaten Yordle gelmedikten sonra Yordle'ı bozmak mantıklıydı. Yavaş yavaş biz de onu yaptık aslında. Zaun'u öyle yalandan açtık. Çok bir şey yok. Şu işte tank eşyası geldiği için ekstra bir rakibin frontunun yıkılmasına burada fayda sağladı diyelim. O da yine zekeli bir build. Ya Zeri'ye geçecek ya Aphelios'a geçecek. Şu an belli etmemiş kendisini. Ama Zeri'ye geçmesi daha olası gibi. 26'ını burada aldım. Eşi sattım. Zaten şu aşamalarda çok istediğim bir şampiyon yok. Late game kompu yapacakken o yüzden. Seju geldi. Seju geldi gibi tahtaya koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani Zeri kompozisyonu, Aphelios kompozisyonu oynayacaksanız Seju olmazsa olmaz şampiyonunuz. Öyle söyleyeyim. Shen de kullanılabilir. Seju, Jarvan olmazsa olmaz. Shen biraz opsiyonel. Artık sizin board'unuza elverişliğine bağlı. Ama bu iki şampiyonu kesin kullanıyorsunuz frontta. Biz de hala neye gideceğimiz belli değil ama Guinzo'yu da yaptık. Yani Zeri de oynayabilirim şu eşyalarla. Aphelios'u da oynayabilirim ama ben de ikisinden birine gideceğim. Burada özellikle level aldıktan sonra, level alma kararı aldıktan sonra erken aşamada bir komp yapma gibi bir düşüncem yok. Yani Jinx'te kalsın o itemler, Jinx 3 yıldız olsun gibi bir düşüncem yok. Ama Jinx 3 yıldız olursa uzun süre o eşyaları taşır. Başarısız olursa Aphelios'a yine geçebilirim. Yani 3 yıldız diye satmamazlık yapmamak lazım. Çünkü Jinx güçlü bir hasar taşıyıcısı olarak yapılmamış bence oyunda. Bir tık hasarı az. Yani kesin taşıyıcı olur diyemiyorsun. Yani Kalista gibi değil atıyorum. Gerçi 2 altınlık. Tabi o yüzden çok da bir şey dememek lazım. İkinci argument geldi. Asker toplama olabilir.
Sosyal mesafe kesin olamaz. Eşya çekilişiyle yine ilgilenmiyorum. Kavgacı yüreği de olmaz. Tam asker toplamaya gidecekken Pandora'nın gelmesiyle hemen orayı da rolledim ama Pandora alacaktım zaten. Şimdi işin rengi biraz değişti artık. Kesin late game'e gitme planım var Pandora'yla. Çünkü late game'de bu dediğim kompozisyonların hepsinde, yani Zeri ve Aphelios için dediğim kompozisyonlar, iki kompozisyonda da illa her şeyi 3 yıldız yapmadan da oynayabiliyorsunuz. 3 yıldız yapmadan da kazanma ihtimaliniz var. İyi eşya ve iyi işte doğru şampiyonlarla. Burada o yüzden biraz bence para harcadık. Belki bir 4 altınlık şampiyon gelir, bir şey gelir falan diye. Gelmedi. 2 yıldız bir Talia koydum. Jinx'i 3 yıldız yapma ihtimali için. Late game'de bozacak olsak da burada ölümün kılıcından maksimum verim alırdık böyle bir şey yapıyorsak. Burada bile 2 altın şimdiden çıkardı ama daha fazla da çıkarabilir. 3'ü de çıkarmış gerçi. Bu fight biraz şansımız olmuş. Güzel, 26 faizimizi yine alıyoruz diyeceğiz. Karosel'de de yine çok bir şey kalmadı üstte kaldığımız için. Yani 3 altınlık diye gittim akşam aldım. Negatron pelini veriyor. Tank item yaparız artık, ne yapalım. Rex'e gittim 2 yıldız yaptım ama. Burada board da güçlü kalsın diye yaptım. Tamamen altın çıkartma ihtimalimiz daha yukarıda olsun diye. Yoksa Rex'e'yi de çıkaracağım. Ha, belki şöyle bir şey olur. 3 altınlık bir carry şampiyon yaratırsak onu Pandora'dan değiştirmeye çalışırız. Ama bu dediğim kompozisyonda 3 altında çok bir şey yok. Genel çok yani pahalı bir board. İkisi için, Zeri için de konuşuyorum. Şey için de. Mesela Zeri oynarsanız Echo'yu 3'e götürme gibi bir düşünceniz olabilir. Ama benim yani burada Zeri'nin oynayacağım şekli Echo taşıyıcılı olmayacak. Zeri taşıyıcılı olur doğal olarak. Ama şu an hangisine gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Aphelios'a gitmek sanki bence bir tık daha iyi. Zeri'ye de gidilebilir. Zeri'ye ama Piltover'dan gitmek daha mantıklı. Böyle direkt Zeri'ye gitmektense erken aşamada biraz tokat yiyip zaten her türlü o şampiyonları bulamadığınız için bir şampiyon koymanız gerekiyor tahtaya. Erken aşamayı iyi geçirmeyip bir yerde comeback atıp ekstra fazla eşya, altın, T-Hex'ten dolayı Piltover açtığınız için kuvvetli oluyor ama biz onu yapmadık. Burada da Aphelios geldi. Zeri Meri artık salladım gitti. Zaten Zeri yerine bir tık bence Aphelios daha güçlü gibi geliyor bana. Daha doğrusu bizim Zaun eşyamız, 2'deki Zaun eşyamız harika olsaydı Zeri oynamak çok daha mantıklıydı. Ama onu 4'e çıkartacaksınız. Bir de 4'ten de en iyi eşyasının geleceğinin bir garantisi yok. Hazır burada Aphelios'u bulmuşken, en iyi itemlerini de vermişken Aphelios oynamak daha mantıklı geldi. O yüzden direkt Aphelios kompuna geçtim. Ve gerçekten şu eşya dizimi en iyi eşya dizimi arkadaşlar. Yani Runa'nın, Guinzo, Ölümün Kılıcı. Ölümün Kılıcı da burada Aphelios'ta olduğu için daha fazla altın çıkartma ihtimalim olacaktır. Lakin tabi bir yıldızı biraz daha güçsüz. Ve burada da iki yıldız bir Shen'e karşı gelmişiz. Onu bir türlü düşüremediği için büyük bir bir hasar eksikliği oldu. O yüzden kaybettik. Olabilir. İki yıldız yaptığımızda farklı olur her şey. Şimdi burada şifalı küreler harika. Bu Avey canının farklı bir versiyonu. Ama kılıcım kılıcındır Aphelios kere oynarken iyi beklenti olacaktı. Ben yine de şifalı kürelere daha yakınım. O yüzden rolledim orayı. Şangöz buff'ı geldi. Ama Şangöz'ü de ikili oynuyoruz. O kadar etkili olur mu bilmiyorum. Aphelios etkili olurdu ama. Ve burada şifalı küreler daha mantıklı geldi. Çünkü frontta da hiçbir şampiyonda iyileşme olmayacak. Aphelios'tan normalde benim oynadığım kerelere göre daha farklı bir oynanışı var. İyileşme eşyası verince çok böyle hasarından yiyor. O yüzden böyle oynamak daha doğru oluyor. Ama rakipleri indirdikçe ona en yakın benim tahtamdaki şampiyon 500 canı iyileşecek. Böyle bir iyileşme düzenimiz olmuş olması eşyamız yokken daha mantıklıydı. Öyle gittik o yüzden. Burada bir hata yaptım farkındaysanız. Aslında ben burada şeyi açabiliyorum. Freljord'u açabiliyorum. Eşi koyduğumda. Hatta önce eşi koymuştum. Sonra tarıyı koyunca unuttum eşi geri koymayı. İki tarıkla oynadık galiba bu kapışmayı. Evet, doğru hatırlamışım. İki tarikle oynadık. Normalde bunlardan birinin eş olması lazımdı. Şangöz tamam 3'te kalacak ama en azından Freljord'u açmış olacağız. Freljord da zaten aslında bu kompozisyonun ana oynanma sebebi. Freljord'u 3'e çıkarıyorsunuz. Çıkarabiliyorsanız yürek falan veya armada getirdiyseniz 4'e çıkarıyorsunuz. Zaten o Freljord şampiyonlar rakibe böyle elini kaldırtmayacak seviyeye getiriyor. Biraz uzadığında orta kapışma alanında. O süre içinde zaten Aphelios çok fazla hasar atıyor. Genel teması, oynanma teması bu kompozisyon. Freljord'da en üst seviyede oynuyorsunuz. Targon'u 3'te oynamanızın bir önemi yok. Oynamayabilirsiniz. Yani kesin olarak 3'te oynanmak zorunda diye bir şey yok. Ama Freljord 3'te oynanmak zorunda.
Ya tabii harici durumlara göre değişebilir bu ama en çok oynanan versiyonunu genelleme yaparak söyledim sadece. Burayı yine kaybettik. 5 mağlubiyet serisine ulaştık. Aphelios'u koyduktan sonra board düştü. 2 yıldız bir Jinx'i koymuştuk öncesinde. Yani bilmiyorum, bir yerden dönmeye çalışacağız. Aslında ben doğru yaptığımı düşünüyorum şu an koyduğum board'un ama istediğim şekilde gitmedi kapışmalar. Level'ları düşük diye olabilir. Burada Shen'in upgrade alması çok değerli. Shen de önemli bir tankımız olmayı düşünüyor. Ya Shen de burada bizim iyi bir tankımız olacak. Jarvan'ı da sonunda bulduk. 7 level'da rolleyerek 4-6'lık şampiyon aramak zorunda kaldım. Burada Targon'u düştüm. 2'ye düştüm. 3'ten 2'ye düştüm. Çünkü Targon temalı bir kompozisyon yapmıyoruz. Derken mesela rakibim benim dediğim Zeri kompozisyonunu Piltover tarafından oynanan versiyonuyla başladı oyuna. Ve bir şekilde Piltover'ını 3 yıldız yapmış, 48 yük yapmış. Bayağı ciddi bir tank işte Piltover şu an. Yani bu rakibi Viktor'da şu andan kafa atıyor. Bir şekilde dönmüş oyuna. Böyle oynamak daha mantıklı geliyor bana Zeri'yi. Ama bu şekilde de oynasak şansınız yaver olduktan sonra zaten her türlü güçlü oluyorsunuz. Bizim bir orta oyunda bayağı ağır bir düşüşümüz oldu. Onu da bir türlü engelleyemedik. Artık burada biraz çaresiz rolleri atıyorum yani. 4 altınlık bir şampiyon gelir. Herhangi birini 3 yıldız yaparım diye. Akşamı 2 yıldız yaptım ama koyacak board da yok yani. Level alamıyorum. Akşamı koysam Freljord düşecek. Tamam, hasarımız bir tık artacak ama Freljord'un düşmesine de okey değiliz. Hiçbir şey yapamadım. Biraz çaresiz boş rolledim ve hiçbir şey bulamadım. En sonunda şöyle bir karar vereyim dedim. Aphelios'u, Sejuani'yi, Jarvan'ın birer tanesini koyayım. Bence Pandora'ya da diğer 4 altınlıkları koyayım. Herhangi biri gelirse, upgrade alırsak biz, 2 yıldız olursak zaten bir güce kavuşuruz diye düşünerek, umarak böyle bir o duruma geçtik. Gelmedi maalesef Pandora'dan. En azından orayı kazandık. Nasıl olduysa 6 mağlubiyet serisinden sonra kazanmak biraz düşünmüyordum yani kazanabileceğimi o şartlarda. Şu an Aphelios 2 yıldız olduğu için bayağı fark var daha deminkine göre. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Burada çaresiz rol atmama hiç gerek yok. O yüzden 4 altınlık diğer şampiyonları koydum ve Jarvan'ın ve Sejun'un gelmesini bekleyeceğiz. Sejun'a da tank eşyalarımızı verdik gitti. Zeziroth biraz tabi tank eşyalarından çalıyor gibi görünebilir. Önemli değil. Buradaki ana amaç fronttaki şampiyonların çok uzun süre tutması. Aphelios'un da Guinzo'sun stackleye stackleye daha fazla hasar vermesi. Zaten bence bir tık da oturdu kompozisyon yerine. Rakibim tabii Aphelios'u 1 yıldız. Öyle bir sıkıntısı var. Benimki 2 yıldız. O yüzden biz burayı kazanabildik. Güzel gitti bizim için. Biri elendiği için onun eşyalarından birini alıyoruz. Derken Jarvan geldi Pandora'dan. Jarvan da 2 yıldız oldu. Burada artık bayağı güçlendim. Zeka almak mantıklıydı ama yani iyileşmeye bir yara eşyam yoktu. Yaralama eşyam yoktu. O yüzden gün ateşini yapmak zorundaydım diye düşündüm. O yüzden gün ateşini yaptım. Gün ateşinde tabii ki de Jarvan'a vereceğiz. Şeye de verilebilirdi, Shen'e de verilebilirdi ama Jarvan rakibin backline'ına gitme ihtimali de var ya. O yüzden daha mantıklı geldi bana orada onu vermek, gün ateşini vermek. 3 yıldız bir Kalista'ya en azından frontumuz tank olduğu için 2 yıldız yapabildiğimiz için 4-6'lı şampiyonlarımızı kazanabildik. Aslında bayağı oturdu board yerine. Derken Sejuani de burada 2 yıldız oldu. Direkt level abi, direkt. Çünkü hiç bekleyeceğimiz bir şey yok. Evet, ekstra hiçbir şey açamıyoruz ama 4 altınlıkların gelme ihtimalini yükselttik. Çünkü aslında artık hedefimiz bir tık daha yukarıda olmalı. Daha doğrusu Piltover'ı yenmek için ya istediğimiz her şampiyonun level'ını, gerçi şu an önemli olan şampiyonlarımızın level'ını yükselttik ama demek ki işte 53 yüklü bir Piltover'a yetmiyor arkadaşlar. Başka bir şey yapmamız lazım. 3 yıldız bir şampiyonumuzu 3 yıldız yapmamız lazım. Tank da olabilir bu. Carry olursa zaten süper olur. Jarvan'ı fix kullanacağım için stratejist armasını aldım daha demin. Bir zekayı daha takımımıza dahil ettik. Sonra bir zekayı daha takımımıza dahil ettik. Gördüğünüz gibi TF Legend'ının özelliklerinden biri olmuş. Bu evde de herkesin Pandora eşyaları olduğu için herkes zekeleri yapmış. Yani o kadar yapılan bir eşya değildi bundan önceki setlerde. Şu an herhalde en çok yapılan eşyalardan biri olabilir. Bence en yükseğidir hatta. Neyse, stratejist armasını da Shen'e verdik. Üçüncü tank şampiyonu olması için. Bir tane 2 yıldız Zeri'miz var. Orada bekliyor. Yani salaktan onu bir Aphelios'a çevirebilirsek o zaman belki ciddileşebiliriz 3 yıldız yapma konusunda. Kayse'yi de 2 yıldız yaptık. Yani şu an oradan bir Aphelios gelirse direkt 3 Aphelios'a 3 yıldız olacağı için her zaman bir umudumuz var.
Ryzen şeyine baktım, yeteneğine baktım. Gölge Adalar versiyonu. Bu oynanmıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ben sadece Shurim olduğunda çok güçlü diye hatırlıyordum. Erken burada iki Aphelios'u oyun bize kendi attı. Onu aldık. Zeri'yi hemen koyduk. Bir Aphelios daha gelse mesela. Aphelios'a bir eksik kalacağız. Aphelios hiç olursa tabii ki de her şeyin rengi değişir zaten. Carry şampiyonumuz burada kendisi. Hatta tek vuran şampiyonumuz Aphelios arkadaşlar. Carry şampiyonumuz dememek lazım. Yani burada Aphelios'tan sonra en çok vuracak şampiyon Sejuani falan galiba. Ya da Jarvan. Yani en tank şampiyonlarımız Aphelios'tan sonraki en çok hasar vuran şampiyonumuz. O yüzden Aphelios'un 3 olması tabii ki de dümdüz oyunu bana kazandırır. Daha 3 yıldız olup düşen Aphelios görmedim. Çok kötü eşya falan vermeniz lazım. Burada da Aphelios'umuz geldi. 2 yıldız olan versiyondan bir tane geldi. Bir Aphelios'a 3 yıldız olduğumuz için hemen Kai'Sa'yı şutladım ve burada hemen hızlı bir rol attım. Aslında burada atmayıp 20 altını alabiliriz değil mi? Çünkü sonuçta ejderdeyiz. Rakiplerde de Aphelios var ya arkadaşlar. Böyle oynamanız gerekiyor. Carry şampiyonunuzu bir an önce bulacaksınız. Onlar bulmadan önce. Zaten genelde 7 level'da rolluyorlar. O yüzden bu kompozisyonu yapanlar. Benden önce kimse bulmasın gibisinden. Burada biz bulduk ve 3 yıldız yaptık rakiplerimize nazaran. Gerçi onu oynayan rakibimi eledim galiba ben ama yine de sanki vardı diye hatırlıyorum hala Aphelios. Hırsız eldiveni aldım. Hırsız eldiveni de gittim Tarya verdim. Diğer eşyasız şampiyonum. Gayet güzel. Bundan sonra diğer şampiyonları da 3 yapabilirsek tabii ki de harika olacak. Çok da doğru zamanda 3 yapmışız. Çünkü bu T-Hex kesinlikle herkesi yeniyordu. Çok güzel bir comeback atmıştı. Galibiyet serisi var zaten görüyorsunuzdur sağ köşede. Burada Aphelios 3 olmasaydı mesela biz elenmiştik. Güzel bir geri dönüş oldu diyelim Aphelios için. Hemen bir zeka daha alacağız. Tabii ki de gördüğünüz gibi 3 tane zeka var. Yani Juggernaut'u alıp yeniden işleyip bir şey bulmak riskli olacaktı. Hiç gerek yoktu. Gerçi risk alınabilirdi burada Aphelios'u 3 yaptıktan sonra ama. Ben de öyle işte sapık gibi şey yapayım dedim. Sağına soluna zeka koyayım dedim. Zaten Urgot boş boş duruyor. Herhangi hiçbir şey açmıyor bize. Shine gözü 3'te bıraktık. Öylesine duruyor yani Urgot tamamen. Shine göz buff'ı açık diye. Onun yerine aslında Ahri'yi falan koysam daha iyi olurmuş. Ama Ahri de öylesine durmuş olacaktı ya teknik olarak. O yüzden çok farklı olmayacaktı. Aphelios'umuz 3'ken zaten çok bir hasar eksiğimiz yok. Gördüğünüz gibi paramparça ediyor. Net bir galibiyet olacak. İyileşme argümentimiz olduğu için de fronttaki şampiyonların düşmesi çok çok daha düşük artık. Çünkü Aphelios her zaman rakipten önce birilerini düşürmeye başlıyor. Fronttaki şampiyonlarım da daha fazla hayatta kalıyor. Gördüğünüz gibi burada Sejuani resmen yeniden doğdu gibi bir şey oldu. Zeke'ye gideceğim zannettiniz değil mi? Zeke değil. Dikenliyeli'ye gidiyoruz arkadaşlar. Zeke'ye gerek yok artık burada. Zaten Zeke'yi rakiplerden alıyorum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir Zeke daha. 5 tane Zeke ile ilk defa oynuyorum. Burada bir bug olmuş. Zeke gelmedi. Sonradan geldi. Hemen dikenli yeleği de diğer tank şampiyonlarından birine verdim. Jarvan'a verdim. Aslında önce şey verecektim. Shen'e verecektim ama Jarvan'a gitti sonradan. Vazgeçtim. Burada bir oyun hatası olmuş. Benim ekranımda yok oyun. Rakibe gittim direkt ben de. Halbuki orada oynanıyor. Böyle durumda bug oluyormuş galiba. Bug'ın durumu sonucundan dolayı. Böyle olunca galiba sükunetiniz falan aktif olmuyormuş arkadaşlar. Öyle bir laf vardı. Duymuştum daha önceden. Ama bizde zaten sükunet yoktu. O yüzden bir problemini yaşamadık. Yaşayabilirdik ama. Yani Aphelios 3'ken tabii çok olası değil yaşamak diyelim. 6 canımız var. Rakibin 30 canı var. Surat nasılsa güzel. Birkaç Aphelios 3 halini daha görebileceğiz. Keşke şeyi gösterseymişim. Burada oyun oynarken gösterdim mi hatırlamıyorum. Hasarının kaç olduğunu ama. Bayağı vuruyor işte görüyorsunuz siz de zaten. Şimdi Jarvan'ı da 3'e götürebiliriz. Shen'i de götürebiliriz. O yüzden zaten rakipte de direkt tek yemeyecek. 30 vuramam diye düşünüyorum. Bir tur bekleyeyim dedim. Diğer şampiyonları satmayayım. Ama Jarvan'ın birini koydum ve Zeki'leri ona verdim. Çıkarttım yani Urgot'u direkt board'dan. Bakalım şimdi 3'ünde 3 yıldız yaparsak yani böyle harika bir oyun olur herhalde. Pandora işte bazen trollüyor sizi bazen de böyle şanslı davranıyor diyelim. Biz de Pandora'yı bu sefer düzgün kullandık. Burayı da kazanıyoruz. O arayı geçtik arkadaşlar. Eşya geldi. Bir ejder kesiyorsunuz 6-7'de eşya geliyor falan falan. Ben de rollemeye başladım. İkisine de bir ihtiyacım var. Rollemeye devam edeceğim tabii ki de. Ama gelmedi gelmedi. İtemi patlatayım bir dedim. Bir Zirot da aldım. Aslında burada şey yapılabilir. Herhangi birini satıp
Onu bulmak mantıklı. Ben burada şeyi kaçırmışım arkadaşlar. Rakibin canının 15'e düştüğünü kaçırmışım. Öyle yapsak iyiymiş. Mesela hangisini 3 yapmak istiyorsanız burada. Shen'i mi, Jarvan'ı mı? Onlardan 2 yıldız olanları atıp burada diğerini rolemek lazımdı. Çok da önemli değil. Arkadaşlar zaten biraz şey yani. Boş yapıyorum. Afelios'u 3 yaptık. Yani abi ne anlatıyorsun? Afelios'u 3 yaptın demeniz çok mantıklı. Haklısınız. Ve kazandık oyunu. Güzel bir comeback oldu. Meta bir Afelios kompunda size izletmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir diyorum efendim. Bu da oyun son ekranımız. Plat 3 olduğum oyun bu. Bundan sonra zaten bir daha oyun oynayamadım. 2,5 gün oldu. 62 LP gelmiş arkadaşlar. Onun bilgisini de vereyim. O zaman yorumlarda buluşalım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.